Merhaba Ön Söz TV izleyicileri. 363. gününde Kenan Güngördü ile Zeytinburnu'ndayım. Kendisine 363. gününe kadar geldiği için tebrik ediyoruz öncelikle. İki gün sonra da birinci yılını dolduracak. Kenan bize neler anlatmak ister, nasıl geçti bu süreç ve nasıl geçecek sence? Neler yapmayı düşünüyorsun izleyicilerimize? Anlatmak istediklerini almak isteriz. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle evet 363. günde şunu söylemek isterim. Kararlılık ve azim ve de irade bütün zorlukları aştırabilirmiş. Ben bunu öğrendim. Haklı olduğumuzda neler yapabileceğimizi öğrettik biz insanlara ve kendimiz de öğrendik. Şüphesiz ki çok zor bir süreç de yaşadım. Sıkıntılı günler de yaşadım. Ancak haklı olmanın verdiği o cesaret, bu kararlılık ve kazanmaya odaklı azim beni bir 365 gün daha orada tutabilir herhalde diye düşünüyorum. Çünkü o zor anda başladığımda hani önce terörist diyerek attılar. Halkımıza terörist olmadığımızı bir kere ispatlamış olduk. Bu çok ilginç bir şey zaten de. Ama yani o suçlamalara rağmen 363. günde tamamen meşru ve haklı olduğumuzu orada etrafımızda yaşayan 150-200 civarındaki esnafa ve tabi orada AVM varlar ayrıca Olivium AVM'de AVM'ye giden gelen her gün binlerce insana haklı olduğumuzu, meşru olduğumuzu ispatlamış olduk. İspatlamış olduk derken aslında ispatlamış oldum. Çünkü tek kişilik bir eylemdi bu. Başlarken öyleydi ama şu anda milyonlara ulaştığını düşünüyorum ben. Güvenlik soruşturmasının ne kadar keyfi olduğunu bir kere daha göstermiş olduk. Zaten bunun için halen binlerce işçi işine başlatılamıyor bile. Ya da çalışırken işinden oldu. Bunların ne kadar keyfi olduğunu ispatlamış oldum. Çürütmüş oldum bu tezi aslında. Bu savı, bu tezi çürütmüş oldum. İki gün sonra birinci yılına giriyor. Birinci yılında başladığım kararlılıkta olduğumu söyleyeyim ben. Ben hep söylediğim bir şey vardır. Yani kararlıca oturmuştum oraya. Ve halen aynı motivasyondayım. Halen aynı kararlılıktayım. Ben kazanacağıma inanıyorum. Fiili anlamda da işe başladıktan sonra benim sözüm var. Bunu işçi sınıfına, emek sınıfına hadi armağan etmek istiyorum aslında. Yani hukuksal anlamda bitmiş olsa bile ve mutlaka fiiliyatta da bir kazanımla sonuçlanması halinde beni izleyen bu milyonlarca insana, yüz binlerce insana mücadele ettiğimizde neler yapabileceğimizi öğretmek anlamında tam da böyle karamsarlığın, tam da böyle insanların karamsarlığa kapıldığı bir anda o hal koşullarında sokağa çıkıp belediyenin hem de AKP'li bir belediyenin önünde bir yıldır bir hak arama mücadelesi vermek gerçekten çok çok zordu. Bunu başardığıma inanıyorum ben. Bizi izleyen arkadaşlarımızın da mutlaka bunu gördüğünü düşünüyorum. Tek kişiyken ne yapabiliriz diye düşünen işçiler, emekçiler o çaresizlikten çıkıp o çaresizliği bir kenara bırakıp ben aslında çok şey yapabilirimin aslında bir göstergesiyim ben. Ben ilk oturma eylemine geçtiğimde genel olarak
AKP'nin, belediye vekillerin, çalışanların, müdürlerin, başkan yardımcılarının ya da halkın, oradaki esnafın tek başına ne yapabilirsin ki gibi söylemlerini çürüttüm. Ve düşünün, bir yılına giriyor, birinci yılına giriyor. Şimdi herkes diyor ki o bir şey yapamaz, bir şey başaramaz. Ya ne yapacak ki tek başına diyen kişiler ve şu anda vay be, helal olsun sana. Neler yapabiliyormuşsun. Yani şimdi de artık kararlamaya geçtiler. Benim o kararlılığımı gördükten sonra 363 gündür nasıl kendini geçindiriyorsun? 363 gündür o zaman büyük bir yani örgütçüsün demeye kadar vardılar. Oysa nasıl orada beklediğimi daha önce de anlatmıştım ben. Ben bunu 16. günde kırdım zaten. Yani 16. günden sonra, o ilk basın açıklamamdan sonra orada oturan insanların evlerinden ekmek arası ya da evlerinde hazırladıkları keklerle, evlerinde hazırladıkları, hatta bir örneğini anlatayım. İki eş bir gün gelip kahvaltılıklarını birlikte yaptılar. Yani bugün de kahvaltıyı sen yapmak istiyoruz diyerek alıp kahvaltılarını, çaylarını, kahvelerini alıp geldiler. Dediğim gibi yani halk senin kararlı ve haklı bir işçi olduğunu gördüğünde sahipleniyor. Ve halen de orada inanın böyle halkın verdiği işte ekmek arasıyla, suyla hayatımı idame ettiriyorum. Ve kararlı olduğumu bir kere daha söylemek istiyorum bu burada. O kararlılığın altını bir kere daha çizmek istiyorum. Çünkü işte tükenmedin mi? Hala tükenmedin mi? Daha bıkmadın mı diyenler de var. Ben de diyorum ki daha bu zulüm bitmedi ki. Bu haksızlık sonuna ermedi ki. Yani ne kadar büyük sıkıntılar yaşasam da bu haksızlık ve hukuksuzluk sona ermeden beni buradan kaldırabilecek hiçbir güç yok. Yani ben mücadeleye başladığımda da aynı şeyi söylemiştim. Haklıyım. Yani ben aslında çıldırmadım. Yani, bu sorular halktan geldiği için özellikle anlatmak istiyorum. Tam da halkın o kullandığı o şeyden bahsetmek istiyorum. Yani çok soğuk, üşümedin mi? Ya diyorum ki ben haklılığın verdiği ateş, haklılığın verdiği sıcaklık içimi ısıtıyor. Evet üşüyorum ama kazanacağıma olan inancım ve odaklanmam içimi sıcak tutuyor. Ya da acıkmadın mı? Evet acıktım ama kazanacağıma olan inancım aslında acıkmamı unutturuyor. Diyorum ya da artık tükenmedin mi? Yani evet tükendim ama motivasyonum, moralim oldukça yüksek. O tükenmişliği unutturuyor. Ve ben yine söylüyorum, buradan da bütün emekçi arkadaşlarıma, işçi arkadaşlarıma da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Haksızlığa uğradığınız her alanda, bu fabrikada, bu küçük bir iş yerinde, bu küçük bir atölyede bile olsa, haklı olduğunuza inandığınızda sizden daha güçlü kimse yoktur. Ve o gücünüzle kazanamayacağınız hiçbir engel olamaz. Aşarsınız. Yani o bütün engelleri aşarsınız. Ben kısaca bunları söyleyeyim. Ama başlarken ki o sıkıntılar çok çok önemli. Çünkü aslında başlangıç sıkıntılıydı. Çok cüzi miktarda bir parayla bir bildiri hazırlamıştım ben. Çünkü insanlara terörist olmadığını anlatmaya uğraşacaksın.
Zaten 15 Temmuz sonrasında atılmıştır ve atıldıktan sonra herkesin kafasında farklı düşünceler vardı. FETÖ'cü, terörist, bilmem ne olabilir mi diye. Bunu anlatan, haksızca işten atıldığımı anlatan küçük bir el aldım. Hazırladım, bir bildiri hazırladım. Önce etrafımdaki esnaflara dağıttım. Sonra oradan gelip geçen binlerce kişiye verdim, dağıttım. Soru soranlara çok uzun, hatta birkaç kişi ne kadar sabırlısın diyordu. Yani çok ilginç sorular da gelmesine rağmen. PKK'lısın, PKK'lısın, teröristsin, terörist olmasan aslan burada bunu yapamazsın diyenlere, evet teröristim, madem teröristim niye buradayım? Yani teröristsem eğer işte emniyet orada, işte mahkeme, işte mahkemeler orada, hakkında işlem başlatılsın demem üzerine aslında haklısın. Yani sinirlenmedim, öfkelenmedim, asıl terörist sensin neyi falan gibi hakaretler yani etmeden. Neden? Çok uzunca anlattım, böyle meşakkatli, zor bir süreçti. Şimdi aynı kişiler oradan, çünkü evlerine gidiyor, geliyor, iş yerleri orada, geliyor, gidiyor. Hepsi selam veriyor, hepsi helal olsun diyor, hepsi seni kutlarım diyor. Diyor, inşallah bir an önce biter diyor, inşallah kazanırsın diyorlar, inşallah işine başlarsın diyorlar. Ve o terörist diyen belediye başkanına, belediyeye diyorlar ki Allah belalarını versin. Yani olay bu aşamaya geldi. Bir anda rüzgarı onların aleyhine çevirdim. Bu da kararlılık, sabır ve haklılığın verdiği bir şeydi aslında. Ben bunu başardım. Bir kez daha söylüyorum. Haksızlığa karşı baş kaldırın. Haksızlığa karşı söyleyecek bir sözünüz mutlaka vardır. Ve o sözü esirgemeyin. Eğer esirgerseniz daha fazla üzerinize gelecekler. Daha fazla baskı ve daha fazla sömürüleceksiniz. Sömürülmek, daha fazla baskı altında yaşamak, daha fazla ezilmek istemiyorum diyen işçiye ya da halkımıza, söyleyecek o tek sözünüzü mutlaka söyleyin. Neyse o içinizdeki o söz, o sözü mutlaka söyleyin. O sözü aslında milyonlarca kişi söylemek istiyor. Ama korktuğundan ötürü söylemiyor. Siz o sözü söylemeye başladığınız anda rüzgar gibidir bu da. Milyonlarca kişiye ulaşıyor. Ve evet biz KHK'lılar, güvenlik soruşturmalarıyla atılan insanlar ya da haksızca bir fabrikadan, bir atölyede yani atılan işçi diyor ki evet ya aslında bu söz aslında herkesin içinde var. Konuştuğumuz herkes bunu söylemek istiyor. Mesela bir şey daha anlatmak istiyorum. Keşke ben de bunu yapabilseydim diyen emin olun şu anda 363. günde en az 1000 kişiyle karşılaştım. Keşke ben de senin gibi cesur olabilseydim. Keşke ben de senin gibi yapabilseydim dediğinde ben o arkadaşa şunu söyledim. Bunun cesaretle alakası yok. Ben ne kahramanım ne de cesur bir adamım aslında. Aslında ben de o halk koşullarında orada otururken tutuklanabileceğimi, bir sürü saldırıya maruz kalabileceğimi biliyordum. Ama bir kere haklı olduğuma inanmıştım. Haksız ve hukuksuzca ekmeğim elimden alınmıştı. Yani tarihten bugüne, ilk insanlıktan bugüne insanların ilk mücadelesi ekmek mücadelesi olmuştur. Ve bu ekmeğinin elinden alınması onursuzlaştırmadır. Yani ben onuruma sahip çıktım, ekmeğime sahip çıktım, işime ekmek yok. Ekmeğime sahip çıktım. Bunun ne kadar meşru olduğunu bu halk aslında biliyor. Herkes de biliyor. Ama tabii süreç çok zordu. Çünkü antidemokratik uygulamaların yaşandığı bir şehirde, ülkede çıkıp ben işim geri istiyorum demek bile zordu. Bunun farkındayım.
Ama inanın şimdi daha cesurum. Evet, şimdi aslında kahraman olduğumu söyleyebilirim. Ya da çok cesur olduğumu söyleyebilirim. Çünkü o binlerce kişinin keşke biz de bunu yapabilseydik diye düşündüğü, dediği sözü ben gerçekleştirmiş oldum. Aslında bu kadar cesur olmamama rağmen, yani orada çevik kuvvete rağmen, oradaki geniş önlemlere rağmen, oradaki faşist saldırılara rağmen, oradaki bütün baskılara rağmen, izole etme çabalarına rağmen, işçiden koparma, uzaklaştırma politikalarına rağmen, günlerce orada hiç selam verilmeden oturdum. Hatta aylarca. Yani belediye çalışanları bana selam vermekten bile çekindiler. Su vermekten bile çekindiler. Ama bugün geldiğimizde, yani bu aşamadan sonra yaklaşık 50 gündür çok rahat selamlaşıyorlar. Çok rahat getirip işte öğlen yemeğinden artan yiyemediklerini getirip benim önüme bırakıyorlar, benim çantama bırakıyorlar. Ya da işte içemedikleri o suyu aslında geri bırakırlarken çantalarına koyuyor, oradan geçerken suyunu bana veriyor, gidiyor. Ve şunu anlatıyorum ben aslında. Hatta onlar şöyle diyor. Diyor ki sen burada oturduğun müddetçe hiç kimse işten atılamayacak. Yani onlar da farkındalar. Çünkü belediye aslında ben oradan çıkardıktan sonra 8-10 kişi daha işten atılacaktı. Ama atmaktan vazgeçti. Alanda, meydanda çoğalmamak adına. Şimdi çoğaldım aslında. Evet. En azından işten atılmaları engellemiş oldum. Bu çok iyi bir başarıydı. Ama işten atılacak olanların da önünü kestim. Bir, ikincisi insanlara mücadele etmenin ne kadar kazandırıcı, ne kadar etkili bir yol olabileceğini de öğrettim. Herkes diyor ki aslında, orada çalışanlar da ya da daha önce oradan işten atılan insanlar bazen oradan geçiyor ve denk geliyor. Diyor ki ya bu zamana kadar diyor, İşten atılanların birçoğu diyor ensesini kaşıdı ya da ağlayarak gitti. İlk defa bir işçi bu kadar ciddi anlamda bir mücadele örneği sergiledi. Bu bizi umutlandırdı. Yansımalarını diğer alanlarda da gördük. Nerede? Fabrikalarda. Nerede? Özel hastanelerde. Nerede? Güvenlik soruşturmalarıyla atılan işçilerin beni ziyaretiyle ya da eyleme geçmelerini sağlamamda aslında biz seni izliyorduk, takip ediyorduk. İşte bunların hepsi birer algı aslında. Ve ben kazandığıma da inanıyorum artık. İşimi, ekmeğimi geri alamasam da oluşturmaya çalıştığım, kafamda oluşturmaya çalıştığım şeyi başardığımı düşünüyorum. Ancak şunun altını kalınca çiziyorum. İşimi ve ekmeğimi geri almadan asla ve asla bu eylem bitmeyecek. Bu mücadele bitmeyecek. Belki orada belediyenin önünde olamayacağım. Ama gittiğim her alanda bu hukuksal ve fiili mücadelemi anlatacak ve insanlara harekete geçmeleri noktasında bir yol gösterici, örnek bir işçi, örnek bir emekçi olma fikriyatımı ve tabii burada öğrendiklerimi aktarma noktasında son nefesime kadar bunu sürdüreceğim. Çok şey bir anlatımla da anlatmak istiyorum. Yani diyorlar ya açlıktan kimse ölmez. Neden gidip başka bir yerde çalışmadın? Evet, yani insanlar böyle bir şey söylerken kısmen haklı olabilirler. Ancak
Yani yarın ben çocuklarıma ya da işte gelecekte bir şeyler yapmak isteyen işçiler, nasıl ki ben daha önceki sendikalardan, daha önceki işçilerden, daha önceki öncü kadrolardan siz bir şey yapamadınız ya. Tarihe bir şeyi düşemediniz ya. Bir örnek düşemediniz. İşte 15-16 Haziran bunun örneğiydi. Yani işçiler isterlerse her şeyi yapabilirler. İşçiler isterlerse tek kişi bile olduklarında çok şey başarabilirler. Benim oluşturmaya çalıştığım şey de aslında algıydı ve bu algıda da haklıydım zaten. Mücadele etmek, eyleme geçmek, harekete geçmek, içimizdekileri harekete geçirmek, eyleme geçirme noktasında aslında ben bunu yaptım. Yaptım. Bütün işçilere de hissettiklerini, söyleyecek sözlerini, nerede olurlarsa olsunlar söylesinler. Evet, belki açlıktan ölmezler. Ama onurluca ölecekler diye düşünüyorum. Herkese saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Kazanacağız biz. Sermayeyi ayakta tutan işçilerdir. Ama biz asla ayak olmayacağız. Gövde olacağız. Çünkü üreten biziz. Yani biz olmadığımızda sermaye de olmayacak. Biz sermayenin yıkılışını, sermayenin çöküşünü biz işte eğer ayaklarıysak ayaklar çekildiğinde çökecektir. Bu anlamda mutlaka haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı harekete geçmeliler diyorum. Saygılar. Çok teşekkür ederiz. Kenan Güngördü ile söyleşimiz burada bitiyor. Önsöz TV izleyicileri, kendisine başarılar diliyoruz. Ona inanıyoruz. Ve onu takip etmeye devam edeceğiz. Sağ olun.